yalan söylüyorsak da bunu sorgulayacaksınız. Yarın ona da gelecekler buraya. Diyeceklerdir ki arkadaşlar işte böyle böyle konuşmuş belediye başkan adayımız. Durum nedir? 54 tane güvenlik çalmışsınız yok. Tanıdan kaç kişi koydunuz yok. Tem Partisi'ne oy verildi. Sonuçta geçmiş olsuna gelen yok. Arayan yok, soran yok. Bunların hepsini kendimiz sormamız lazım. Soracağız. Sorduğumuz takdirde o zaman bizim onların size verecek hiçbir cevabı yok. Diyeceklerini ben biliyorum. Diyeceklerini biliyorum ben. Şimdiden söyleyeyim. Efendim Mısır'daydım ben. Mısır olaylarına bakıyordum. Efendim Suriye'de işte şu oluyordu. Yok Libya'da şu oluyordu. Ya bana şov yapma. Sen onları göstererek kendi vatandaşını unutmuşsun, unutmuşsun. Yaptıkları politika bu, bölgesel politika. Yani ben diyor, işte Mısır'daki olaylara ilgilenmiyorum. Avşin Yarımsın'dan şu anda ilgilenemem diyor. Siyasetçi dediği insan 24 saat ayakta durur, dış ülkede ilgilenir, içiyle de ilgilenir, komşusuyla ilgilenir. Herkes ilgilenmesi lazım. Efendim ben şimdi belediye başkanı, şu anda belediye başkanıyım. Vatandaş bana diyecek ki bir problem var. Ya ben kusura bakma ben işte dün Elbistan'daydım seni ilgilenemedim. Yarın Maraş'ta sen siyaset değilsen vatandaşın 24 saat emrinde olacaksın emrinde. Telefonun açık olacak. Memleketin sorunları masaya yatıracaksın. Ha bunlar bu karalıkları bu insanları tepeden bakmalı nedir biliyor musunuz? Belediyenin kapısını kapatıyorlar. Sayın şimdi bu insanlar çıksınlar piyasaya. Hepsini iddia ediyorum. Çıksınlar piyasaya. Bizler gibi yüreğini ortaya koyup Milliyet Hareket Partisi'ne veyahut da Muhalefet Partisi'ne aday olsunlar. Bir görev. Bunlar Sayın Başbakan'ı işte gösterip halkın içinde olmayanlar gelmiş vekil olmuşlar. Halkın içinden vekil olmayanlar